Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Şu salavatı da okumak istiyorum. Okuyacağım salavatın özelliği, nereye defnedilirsek defnedilelim, bizim kabrimizle Peygamberimizin kabri manen birleştiriliyor ve mahşer meydanına, Medine-i Münevvere'ne Peygamberimiz ve ashabıyla beraber çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim kabrimizle Peygamberimizin kabrinin arasında bir tünel açılıyor. Kabirler manen birleştiriliyor. Her gün 33 defa bu salavatı okuyana. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten takunu leke rıdaen ve li hakkihi edaen ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Kulak ağrısı için ne okuyalım? Allah'ın Semi' ismi var, işiten. Ya Semi'u 66 defa, 313 defa, 4444 defa. Ya Semi'u, Ya Semi' ismini inşallah çekelim. Bir de Kaf suresinin 41. ayetini okuyalım. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ غَرِيبٍ. Dinle. O gün o münadi yakın bir yerden çağırır. Bismillahirrahmanirrahim. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ غَرِيبٍ. Son kez Bismillahirrahmanirrahim. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ غَرِيبٍ. Rabbim kulak ağrısı olan kardeşlerimize şifa ihsan edesin. Cevşen okuyoruz. Cevşen zırh demek, Esma-i Hüsna demek, binbir isim demek. Koronadan, maddi manevi musibetlerden, belalardan, hastalıklardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbimize Esma-i Hüsna'sı ile yalvarıyoruz, yakarıyoruz, münacat ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nuren nur, ey nurların nuru. Ya münevviren nur, ey nurları nurlandıran. Ya musavviren nur, ey nurlara suret ve şekil veren. Ya halikan nur, ey nurları yaratan. Ya mukaddiren nur, ey nurları takdir eden. Ya müdebbiren nur, ey nurları idare eden. Ya nuren gable kulli nur, ey bütün nurlardan evvel olan nur. Ya nuren ba'de kulli nur, ey bütün nurlardan sonra da var olan nur. Ya nuren fauka kulli nur, ey bütün nurların üstünde olan nur. Ya nuren leyse mitlehu nur, ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur. Sübhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman ecirna minen nar. Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman, emniyet, güvence. Talep ediyoruz senden, koru kurtar bizi cehennemden. Her nimetin bidayetinde mümin olan kimse besmeleyi okusun. Her bir nimetin bidayetinde, her bir nimetin bidayetinde, başlangıcında mümin olan kimse besmeleyi okusun. Yani Bismillahirrahmanirrahim desin. Bismillahirrahmanirrahim de çok enteresan bir sır var. Mesela 500 kiloluk bir inek düşünelim, sığır düşünelim. Bu kesilecek. Onu kesen kasap. Allah'ın ismiyle kesmese, yani besmeleyi çekmese, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim demese ne oluyor? O 500 kiloluk et murdar oluyor. Çok acayip bir sır var burada. Halbuki onu keserken kasap Allah hesabına kesse, Bismillahirrahmanirrahim dese, Bismillah dese, tekbir getirse ne oluyor? 500 kiloluk et helal oluyor. Ne büyük sır var. Yani bir besmele 500 kiloluk eti murdarlıktan, kirden ne yapıyor? Bir anda temizliyor. Manen helal oluyor. Dolayısıyla bizler de unutmamaya çalışalım. Ne yiyorsak, ne içiyorsak, hangi taamla besleniyorsak, her bir nimetin bidayetinde, başlangıcında mümin olan kimse besmeleyi okusun emrine uyarak ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Rabbim bizleri es-sebebü kel-fail yapsın. Başkalarının hidayetine vesile kılsın. Şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.